Evet, şu anda yayındayız. Buyurun. Herkese merhabalar. Öyle Miymiş TV Derya programımızın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz görmez ressam Eşref Armağan. Şeyda hocam, Eşref Armağan'ı bize kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Aynı gün ikinci kere ekranlarınıza geliyorum. Bugün Ayşe'ye ben eşlik edeceğim inşallah. Öncelikle Eşref Bey hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum izleyenlerimize. Eşref Armağan 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Kendisi doğuştan görme engelli Türk ressamdır. Görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları resmedebilmiştir. The Colors of Darkness yani Karanlığın Renkleri isimli ödüllü belgeselde ve Real Superhumans yani Yaşayan Süper İnsanlar isimli belgeselde konu olmuştur. Hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle Harvard Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı'ndan profesörler kendisinin beyin fonksiyonlarını incelemiş. Bunun sonucunda Eşref Armağan'ın bir nesneye dokunduğunda beynindeki optik reseptörlerin harekete geçtiğine şahit olmuşlardır. Hoş geldiniz Eşref Bey programımıza. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sizi İyi aramızda görmek akşamlar. gerçekten çok büyük bir keyif, büyük bir onur. Davetimizi kabul Teşekkür ettiğiniz için ederim. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Benim için de bir şeref. Evet Eşref Bey, hazırsanız ben sorularıma başlamak istiyorum. Evet, başlayalım. Bir de biz sizi kendinizden dinleyebilir miyiz? Bize kendinizi sizle tanıtır mısınız? Ben 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Evli iki çocuk babasıyım. Ve anadan doğma görme engelliyim. Yani göz oluşmadan dünyaya gelen bir kişiyim. Evet, sorunuzu bekleyelim. Özür dilerim, sesimi kapatarak konuşmaya çalışmışım. Peki Eşref Bey, görme engelli olduğunuzu ilk nasıl keşfettiniz? Şimdi öyle bir şey ki tam olarak senesini hatırlamıyorum fakat 3-4 yaşları olması lazım. Nasıl bir şey fark ettim? Annem babama ya da babam anneme dışarıda insanlar birbirine şurada şu var, burada bu var, önüne dikkat et, bak burada su var, burada yok araba geliyor falan. Hiç kimse kimseye uyarı yapmıyor. Bana niye uyarı yapıyorlar? Babama sorduğum zaman o zaman bana görmediğimi anlattı. Yavrum dedi. Yani tam hatırlamıyorum ama kesin böyledir. Yani biz baktığımız şeyi görüyoruz. Sen görmediğin için sana uyarı yapmak zorunda kalıyoruz diye benim görmediğimi o zaman anladım. Ya ben nereden bileyim yani onlardan bir fark olduğumu? Çünkü zaman geçtikçe ben anlayabilirdim. Seneler geçtikçe anlayabilirdim. Ama 4-5 yaşlarına doğru işte anladım bunu. Çünkü babam bana söyledi. Ondan sonra ben bu dünyaya bu şekilde geldim. Ve bu şekilde de öleceğim. Geriye dönüş de yok. O zaman beni Rabbim bu şekilde yaratmışsa ben durumumu kabul etmek zorundayım. Yani bu bütün engeller için ve bütün insanlık için geçerlidir. İnsan ne durumda olursa olsun durumunu kabullenecek. Ben buyum. Geriye dönüş var mı? Yok. Bu şekilde kaldın. Bu şekilde öleceksin. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi de düşünmek akla zarar. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi düşünmek zarar. Kabul ettim ve ben buyum. Bu şekilde öleceğim. Madem bu şekilde öleceğim, ben neden kör olarak öleyim? Mesela bir şeyi yiyorsunuz. İlk zamanları anlatıyorum tabii. Onun lezzetinden, kokusundan sana gören diyor ki bu işte şu yemek, bu yemek ismini söylüyor. Bir daha sefere kokusunu duyuyorsun, tadını alıyorsun, bu yemektir diyorsun. Bir ses duyuyorsun.
İşte uçak geçti, tren geçti, herhangi bir şey. Görene soruyorsun. İşte söylüyor sana hangi sesi duyduysan. Uçak geçti mesela. He, bunu bir daha duyduğunda diyorsun ki uçak geçiyor. Bir koku alıyorsun. İşte şu çiçektir, bu çiçektir, gülün başka, karanfilin başka falan. Sümbülün kokusu başka. Bu kokuları da duyduğun zaman burada bu çiçek vardır diye biliyorum. Ama ben görüntü olarak dünyamı tanımak istiyorum. Görüntü olarak anadan doğma görmez biri, hiç dünyayı görmeyen birisi nasıl görebilir? Nasıl görebilir? Heh. O şimdi çok önemli. Bir görmez, bütün duyularını birden çalıştırır. Yani bu gören biri gibi değildir bizim sistemimiz. Gören biri gözünün gördüğüyle beyine komut alır ve yapacağı şeyleri yapar. Ama biz görüş olmadığı için bizim diğer organlarımız çalışır. Artık dokunmadan tutun, duymadan tutun, kokudan tutun, her türlü organımız birden çalışır. Ve her şeyi anlamaya çalışırız. Neredeyiz, nereye gidiyoruz, bu koku nedir, yani her şeyi öyle anlıyoruz. Ama ben görüntü olarak gene istiyorum. O zaman bir diyelim küçük bir maket. Küçük bir diyelim ne derler, oyuncak. Yalnız öğreneceğin şey ilk baştan başlarken birincisi görene sormadan hiçbir şeyin ne olduğunu bilemezsin. Önce iki avucunun sığacak bir şeylerden, yani iki avucunun sığmıyorsa, yani büyük bir şeyse, görmez biri onun beynine tüm olarak şu şudur diye algılayamaz. Bir tarafını eller, öbür tarafını anlayamaz. Sol tarafını eller, öbür tarafını anlayamaz. Ama avucunun içinde olursa tüm şekil, beyin tümünü algılayabilir. O zaman bu nasıl duruyor sorman lazım. Onun nasıl durduğunu bile bilmiyorum. Bu nasıl durur ezberliyorsun. Bunun ismi ne? Ezberliyorsun. Bu hangi renkte? Ezberliyorsun. Üzerindeki detaylar, bu ne işe yarar? Görenlere soruyorsun ve onu da ezberliyorsun. Neyin ne renkte olduğunu, nasıl durduğunu, bütün her şeyin detaylarını görene sormazsan hiçbir şey bilemezsin. Ellerinle kavramadıysan şeklini de anlayamazsın. Böylelikle ben başladım. Babamın bir dükkanı vardı Ranzası'nda. Babam bütün her şeyi bana getirirdi. Bir de şu çok önemli, bunu da arada hemen söyleyeyim. Babam veya annem bana evde yetişirken işte evin içinde hiçbir zaman sen yapamazsın, sen kırarsın, şurada otur demedi. Her şeyi ben kendim yapmaya çalıştım. Hiç beni engellemediler. Bu yani insanın kendine güven kazanması için ailede bu çok önemli. Yani bir kenara itilmeyeceksin. Evet, sorunuzu alayım. Ayşe, sesin kapalı senin de. Çok pardon. Şimdi ben devam edersem size hiçbir soru sorma kalmaz. Onun için siz sorun. Tamam hocam. Peki Eşref Bey, perspektifi nasıl çözdünüz? Şimdi perspektifi nasıl çözdüm? Ben önce iki avucumun sığan şeylerle başladım. Şunu da söyleyeyim. Bizi şu anda izleyenler sakın ekrandan ayrılmasınlar. Çünkü dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şov izleyeceksiniz. Yani bir manzarayı çizeceğim. Eserlerimi, yeni yaptığım eserlerimi, tekniklerimi hepsini göstereceğim. Onun için ayrılmayın ve dikkatli dinleyin. Seyredin daha doğrusu. Şimdi perspektif olayı. Ben bu perspektif olayını size göstererek yapacağım, tamam mı? Şimdi sizi böyle çeviriyorum kamerayı. Bu arada teknik
Eleman arkadaşımız, hocamız diyeyim. Cemal hocam, sesiniz açık sanırım. Ekrana çok ses gidiyor. Dış ses, teşekkürler. Şimdi bunu tam ortalığı görüyor musunuz? Evet, Görüyor musunuz? gayet iyi Tamam. görüyoruz hocam. Görüyorum. Şimdi bu özel bir lastik. Bu dümdüz bir lastik. Bu görme engelliler için yapılan özel bir lastik. Şu siyah kalemim, ben hiçbir zaman kalemle çalışmıyorum ama ben burada siyah kalemle çizmesem burada hiçbir şeyi göremezsiniz. Siz görün diye kalem kullanacağım burada. Bu lastiğin özelliği, bakın şurada şimdi normal kağıtlarım var. Bakın bu düz bir kağıdımız. Düz bir kağıdımız. Bunu şimdi buraya takıyorum. Lastiğin özelliği, ben burada tırnağımla çizsem çizebilirim ve görebilirim. Çünkü bunun sebebi sivri bir şey. Yani bu kalem olmasa da sivri bir tırnağımla da şöyle çizsem burada ben görebilirim. Çünkü bu yukarıya kabartma veriyor. Yani parmağımın anlayabileceği çizgi yapıyor. Zaten parmağım yukarıya kabartma olmazsa, parmağım anlamazsa hiçbir zaman ne anlayabilirim bir şeyi, ne resim yapabilirim. İmkansız bir şey. O özelliği var bu lastiğin. Şimdi bakın. Şuraya bir elma çiziyorum. Şimdi çiziyorum. Görüntü net mi? Evet, gayet iyi. Tamam. Şimdi bu elma havada duracak hali yok. Hemen bir masa yapıyoruz. Sol elimi kaldırırsam hiç şey yapamam. Çünkü sol elim görüyor, takip ediyorum. Şimdi bu kabartma. Ya yani bu çizgiler kabartma olmasa ben hiçbir şey anlayamam. Böyle bir el yaptığım zaman bak böyle çizgiyi elimle bak parmağımla sınırı bak nasıl dönüyorum. Hiç kaçmaz yani. Şimdi bu elmayı ben çizdiğim zaman Eşref ya çok güzel çiziyorsun ama yuvarlak gösteremiyorsun. Nasıl yuvarlak gösteremiyorum? Ya işte çizdim ya. Hayır, yuvarlak görünmüyor diyorlar. Peki ne yapmam lazım? Işık ile gölge kullanacaksın. Işık ne ya? Işık ne? Işık, aydınlık. E peki, aydınlığı hangi boyayla yapacağım? Beyazla. He. Peki karanlığı hangi boyayla yapacağım? Karanlık, siyahla yapacaksın diyorlar. Ama elma kırmızı. Demek ki kaçığını, koyusunu kullanacağım. Fakat bu elmayı yuvarlak göstermek için ışık lazım. Işık. Soldan ışık gelecek. Şimdi şuradan bir projektör çizdik. Bakın gayet basit. Şuradan ampulü yapalım ve yakalım. Şimdi elmanın sol tarafına ışık geliyor. Burada eğer akrilik boyayla boyarken kırmızı boyadım. Sınırı aşmadan kırmızı boyadım. Kurumadan beyaz aydınlık ya beyazla açacağımı biliyorum. Hep koyu kırmızı mesela bütün renklerin koyularını alırım ki beyazla açacağımı bilirim. Şu kurumadan buraya bir lokma parmağımın ucuna beyaz alıp şuraya karıştırıyorum. Işığın geldiği yere. Sola. Fakat burada bir önemli püf noktası var. Der ki siz aydınlıktan karanlık yerine geçerken düz çizgi olarak yaparsanız bu elma gene yuvarlak görünmüyor. Aa, ne yapmam lazım? Ay şeklinde yapmanız lazım. Şöyle. Şimdi elmanın yuvarlaklığını gösterebilirsiniz. Şimdi burası koyu kırmızı. Ya yani ben siyahla yapıyorum. Siz öyle düşünün. Burası şimdi koyu kırmızı. Bakın parmağımla takip ediyorum ki dışarı kaçmayayım diye. Şey, boyar. Yani tam boyamadım, kapatmadım zaman almasın diye. Şimdi bu taraf ışık, aydınlık, bu taraf koyu kırmızı, açık kırmızı, koyu kırmızı. Ama bu ışığın oynamasıyla bu gövdede oynar. Aşağı yukarı bu aydınlık. Ve bunun bir de gölgesi var. Eğer ışık olmazsa gölge olmaz. Bunun gölgesi de şurada şöyle.
Şimdi neden bu kadar bu gölge? Bunun bu kadar olması, yani siz gören herkes biliyor ama ben nasıl öğrendiğimi anlatmak zorundayım. Ben nasıl öğrendim, o önemli. Siz belki biliyorsunuz. Hele ki resimle uğraşan herkes biliyor. Fakat benim öğrenip de anlatmam size önemli. Şimdi ışık böyle geldi. Eğer ışık bu kadar geliyorsa bu gölge bu kadar olur. Eğer bu ışık aşağı inerse bu gölge sonsuza kadar uzayabilir. Bu ışık yukarı çıkarsa bu gölge elmanın altına kaçar. Bunu öğrendim. Ve bu ışığın gücüyle bu gölge tonları değişir. Bir mum ışığının gölgesi koyu siyah olur. Siyaha yakın. Ama bir projektörün gölgesi gücüne göre tonları değişir. Ben bunu böyle yapıp babama indirdim. İşte artık yuvarlak gösteriyorum. Bundan sonra öğrendim ya onu. Yuvarlak olan her şeyi ben bu şekilde yapacağım. Babama indirdim. Koşa koşa. Şimdi ben kamerayı düzeltmiyorum. Burada bir şey daha göstereceğim de ondan. Birazdan düzelteceğim. Şimdi babama dedim ki baba bak bakalım yuvarlak gösterebildim mi? Babam baktı. Aa yavrum ne güzel iki elma dedi. Aa baba orada iki elma yok ki. Bak bu kırmızı elma. Burası da gölge. Oğlum dedi. Elma kırmızı dedi. Gölgesi de kırmızı olur mu ya dedi. Ah. Elma kırmızıysa gölgesi başka renk mi oluyor? Ben nereden bileyim? Hayır dedi. Gölgesi dedi kırmızı olmaz. Peki ne renk olur baba dedim. Cevap veremedi. Ya sen cevap veremezsen ben bu işin içinden nasıl çıkacağım baba? Dedi ki yavrum dedi. Sonra düşündü de. Bu dedi bir masaya. Masanın üstünde bir örtü var. Elma kırmızı ama masanın örtüsü mavi. Bu örtünün renginin hafif koyuluğunda olur gölge dedi. Yani kırmızı bir, yani sarı bir örtüyse sarının hafif koyuluğunda olur dedi gölge. Yani tabanın rengine uygun gölge rengi olur. Taban ne renkse ona göre olur gölge rengi. Bunu da öğrendikten sonra şimdi bu bir masa. Masanın üstünde duruyor ya. Dur şu kenarı da çizeyim. Şöyle çizdik. Nerede o? Heh, şuraya kadar. Bu bir masa. Ama bu masa kare masa. Dört tarafı da eşit bir masa. Bu masaya yukarıdan, şöyle kalemi tutuyorum. Yukarıdan dik bakarsanız, tam ortasından yukarıdan aşağı bakarsanız her tarafı eşit tam bir kare. Ama neden yandan bakınca bu taraf ön taraf dar da sana doğru olan yer geniş? İşte burada perspektif başlıyor. Perspektif mesela diyelim şimdi şunu koydum şuraya. Ha şunu şöyle göstereyim size. Şöyle bir göstereyim de şimdi kaldırayım. Şimdi bunu kaldırıyorum. Hemen öbür kağıdı alıyorum vakit fazla geçirtmeden. Bunları böyle çizerek anlatmazsam benim anlatmamla yani izleyenler hiçbir şey anlayamaz. Yani anlatıyor ama nasıl yaptığını bilemiyoruz derler. Şimdi şu, bakın bu perspektif bu kadar basit bir şey. Bu şimdi bir külah gibi bir şey. Ya da V'nin tersi ya da çadır gibi bir şey. Bu perspektif, bu nasıl perspektif oluyor? Bu şurada da duruyorsunuz ortada. Burası 30 metre geniş. Ortada duruyorsunuz. İleriye düz bir yola baktığınız zaman bu şekli görürsünüz. Bir noktada birleşir çizgiler. Eğer düzse yol, dümdüz bir yolsa, sen bu yolda 30, yani 200 kilometre hızla da gitsen gene bu 30 metre değişmiyor ama görüntü böyle geliyor, bir noktada birleşiyor. Perspektif bu. Eğer sağ tarafta aynı büyüklükte 10 tane ev sıralanıyorsa o evler aynı büyüklükte ama birbirlerine hem ileriye doğru gittikçe yaklaşıyorlar hem küçülüyorlar. Onlar da bir noktada bitiyor. Yani bir ormansa ağaçlar da aynı. Yani perspektif olayı bu. Evet. Şimdi düzeltelim, sorun. Sorularınızı.
Çizimden bahsettiniz ama renkler konusunu nasıl hallettiniz? Evet, Renkleri nasıl şimdi keşfettiniz? Bakın, renkler benim beynimde hiçbir renk olayı diye bir şey yok. Görüntü olarak renk yok, hiçbir şey benim ifade etmez. Ama renkler tüplerin içinde sıvı bir madde. Hepsi sıvı bir madde. Kırmızı, mavi, yeşil falan yok. Onları sıraya dizdiğim zaman en başa siyahı, beyazı, sarıyı, kahverengiyi, kırmızıyı, maviyi, yeşili diziyorum. Daha doğrusu WhatsApp'tan menajerime veya oğluma WhatsApp'tan gösteriyorum. Yani yanıma gelemiyorlar tabii bu salgın yüzünden. O şekilde sıraya dizildiği zaman hangi sırada ne renk olduğunu biliyorum. Mesela kırmızı elma 5. sırada. 5. sıradan tüpü aldığım zaman kırmızı boyayı aldığımı biliyorum. Ve boyuyorum o zaman. Yalnız fırçayla boyamıyorum. Fırçayla boyama imkanım yok. Çünkü dokunmak zorundayım. O zaman ne yapıyorum? Ellerimle, parmaklarımla boyuyorum. Ama şimdi bir şey var. Neyin ne renkte olduğunu ezberledim. Boyalar sırada. Hangi renk istiyorsam onu da alıp boyayabiliyorum. O mesele de bitti. Şimdi tuval üzerine zaten kalem çizmiyorum. Yani evvelden ilk başta başladığımda gazete kağıtları üstüne karton ve kartona çiviyle çiziyordum. Oyuk oluyordu çünkü parmağım anlıyordu. Ama tuvale gelince deforme olduğundan dolayı herhangi bir sivil bir şeyle yapamıyorum. Bütün teknikleri kendim buldum zaten. Benim resim yapacağım, resim dersi bilmem ne falan benim yok. Bütün her şeyi ben kendim çözdüm. Perspektifi de dahil. Perspektifi çözmemin sebebi zaten dünyada tek olmamın sebebi. Anadan doğma hiç görmeyen birinin perspektif yapabildiği kişi olarak tekim. Ha, bunu ben araştırmadım. Bunu bilim adamları söyledi. Ben binlerce var zannediyordum benim gibi. Ama maalesef yokmuş. O hem Toronto Üniversitesi hem Harvard Üniversitesi. Şimdi nasıl bir teknik buldum? Bir zaman şablon kullandım, hareket veremedim resimlere. Yani kartonu kestim, oydum, koydum, boyadım, çektim falan. O olmadı. Macun kullandım, o da elimde kopuyordu. Çünkü ip gibi yapıp çizgi yapmak istiyordum. O da olmadı. En sonunda yorgan ipi ile şahane yapıyorum resimleri. Daldırıyorum şeye, tutkala. Çıkarıyorum. İstediğim şekilde hayalim neyi... Yani neyi görüyorsa beynim onu şey yapıp yapıştırıp ondan sonra astara atıp boyuyorum. Evet. Eşref Bey dediniz ya renklerin benim zihnimde bir karşılığı yok diye. Ama siz evet. Bir konuşmanızda aslında bir şeyden bahsetmiştiniz. Renklerin sıcaklığıyla alakalı bir şey fark ettiğinizden bahsetmiştiniz. Ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi bakın renkler hakkında bu. Siyahla beyaz renk değildir. Renk kategorisine girmiyor. Renk değil. Renk olan kırmızı, mavi, sarı. Ana renk 3 tanedir. Beyaz yansıtıcı, siyah emicidir. Yani bütün tonları kırmızı, mavi ve sarıdan yapabilirsiniz. Ne kadar boyaları birbirine karıştırsanız kırmızı, sarı, maviyi elde edemezsiniz. Ama o 3 tane şeyden diğer renkleri elde edebilirsiniz, tonları. Her şey yapabilirsiniz. Şimdi renk olarak o soru nasıldı ya? Sorunuz. Siz bir konuşmanızda demiştiniz ya ben metali ellediğimde. Tamam aklıma geldi. Ben bir gün köprünün üstünde yürüyorum. Köprünün demirleri var. Yani bir avucumun içine sığacak yani biraz büyükçe ama yani elimle sürterekten gidiyorum. Çünkü elimi sürttüğüm zaman ağrıyor. Hani baton azlanma şey olmuyor. O demiri takip ettire gidiyorsunuz. Bir şey yapmışlar. Bir betondan bir şey. O betonun içinden geçiyor.
Öbür taraftan devam ediyor. Gene bir beton geliyor, öbür taraftan devam ediyor. Öyle yapmışlar. Allah Allah. Şimdi bir demire değiyorum, sıcak. Betonu atlıyorum, öbür şeye değiyorum, soğuk. Ondan sonra bir beton atlıyorum, sıcak oldu. Bir beton atlıyorum, soğuk oldu. Sıcak, soğuk, sıcak. Ya bu benim dikkatimi çekti. En sonunda oradan dedim ki kimsenin bu dikkati çekmiyor. Ama benim çekti işte. Çünkü gören bakıyor geçiyor, renkli bir demir işte. Ama ben şimdi başka türlü düşünüyorum. Neden bu biri sıcak biri soğuk? Sorduğum zaman dediler ki bunları şimdi beyaz kırmızıdan yapmışlar. Bir beyaz bir kırmızı. Yani bir ara geçiyor beton, atlıyorsun beyaz, bir atlıyorsun kırmızı. Koyu renklerde güneş varsa, sıcak bir güneş yani vuruyor, o zaman koyu renkler sıcak oluyor. Açık renkler soğuk oluyor. O zaman bunu öğrendim. Bir de bir manzarada oturuyorsunuz. Arkadaşım var yanımda. Diyorum ki, ya arkadaşım ne görüyorsun bana anlatsana. Diyor ki of çok güzel diyor, gökyüzü görüyorum, işte su görüyorum, işte ufuk çizgisi, bulutlar, kuşlar, işte kayalar falan. Peki gökyüzü ne renk diyorum? Mavi diyor. Su ne renk diyorum? Mavi diyor. Şimdi diyorum ki ben, ya ikisi de mavi ise sen burası gökyüzü, burası su diye nasıl ayırıyorsun? Allah Allah. Valla ayırıyorum işte diyor. Ya ayırıyorum işteyle olmaz. Sen mutlaka bir şey var. Burası gökyüzü, burası su diyorsun. Ya ufuk çizgisi var diyor. E ufuk çizgisi ne? Soruyorum bu sefer. Ufuk çizgisi ne? O çizgiyi kim çizmiş? Kimsenin çizdiği yok. Ama bir ayrım görünüyor. O dünyanın yuvarlaklığını gösterdiğini anlıyorsunuz. Çünkü mesela bir gemi geliyor, önce bacası çıkıyor, sonra gövde çıkıyor. Ha demek ki böyle bir dönüş var. Yani o çizgiden aşağı iniş var, o çizgiden yukarıya çıkış var. Tamam. Şimdi benim kafam şeye takıldı. O ikisi de mavi nasıl ayırıyorsun? Renk tonları önemli. Eğer renk tonları olmasaydı, gören kişiler burası gökyüzü, burası su diye ayıramazdı. Bunu anladım. Yani çizgiden bana doğru su koyu lacivertten açılıyor yoğunluğa bağlı. Gökyüzü çizgiden sonra açık maviden koyu maviye çıkıyor. O da yoğunluğa bağlı bir renk. Yani güneşin ışığından ve yoğunluktan oluşan renkler. Evet, şimdi sorabilirsiniz. Hemen soruyorum hocam. İtalya'nın Floransa Meydanı'nda üç kaçışlı bir binayı ilk kez siz çizmişsiniz. Bu kadar büyük bir binayı hiç görmeden nasıl çizebildiniz? Bakın, şimdi o şöyle bir şey oldu. Discovery Channel Süper İnsanlar diye bir belgeselde beni konu etti. Bütün dünya her dilde, herkes bunu YouTube'da görebilirsiniz. Orada Harvard Üniversitesi'nin incelemeleri, yani benim beynimi incelemek istediler. Bir festival vardı. Ama şu şeyi de anlatacağım, ama ondan sonra anlatayım John'u. Çünkü hayatım iki bölümden oluşuyor. Bir John'dan evvel, bir John'dan sonra. Onu da söyleyeyim. Şimdi Harvard Üniversitesi'ni anlatayım ben önce. Sonra oraya geçeyim. Çünkü önce Harvard Üniversitesi, Toronto Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi. Toronto Üniversitesi'nde bir profesör benim 45 dakikalık denemeyi, New York'ta karşılaştık onunla. 3 saate çıkarttı denemeleri. Bir takım şeyler böyle, konikler, kareler, binalar, bilmem neler böyle tepsinin içine dolduruyor. İşte benim oturduğum yerden görüntüsünü çiz, senin oradan oturduğundan görüntüsünü çiz, bardakları çiz, koşan adam çiz. En sonunda 3 saat sonra ağladı. Neden ağlıyor John dedim. Dedi ki, o dünyada tek bir uzman profesör. Yani görme engellileri ne yapabilirler? Onu araştırıyor. 40 senedir araştırıyormuş.
Böyle bir dünyada kişi vardı şu anda karşımda diye ağladı. Hatta dişli tavuk dedi. Hani horoz dese daha iyi olurdu ama tavuk dedi, olsun. Şimdi ve Harvard Üniversitesi benim duyunca bu işte New Science bilmem ne dergileri, mergileri falan olunca beni istiler. Çünkü akılları almıyormuş, yani böyle bir şey olamaz. Anadan doğma görmez bir kişi ne hayal edebilir, ne bir şeyi, perspektifi yapabilir, yapamaz diye bir şey varmış tıpta. Zaten tıbbı da değiştirdim. Tamamen değişti. Artık beni tanıdıktan sonra değişti. Yaşadıktan sonra. Bütün taradılar. Harvard'da göz kısmına götürdüler. Göz kısmında öyle bir zindan odaya soktular. İlaçlar koydular gözüme bilmem ne, ama zaten sol gözüm hiç yok. Oluşmamış benim. Sağda bir işe yaramayan göz var ama oraya da böyle 5-6 kat bant yaptılar filan yaptılar ama artık onların görevi, yapacaklar. Ben ne yaparlarsa yapsınlar. Ben anlamıyorum ne yaptığını. Zindan odada beklettiler. Oradan çıkar çıkmaz bir cihaza dayadılar. Şu kaynak ışık yaparlar ya, böyle kaynakçıların ışığı vardı. Çok güçlü. Hatta patates bağlarlar böyle, gözlerini hasta eder. O kişilerin, çalışan kişilerin. Öyle bir John anlatıyor. Bunu da ben tabii ne olduğunu bilemiyorum. Takır tukur bir sesler geliyor. Çenemi dayadılar cihaza. Gözleri açtılar böyle, o bantları falan kaldırdılar, böyle iki tarafa açtılar gözümü. Takır tukur sağ gözüme. Ekranda da bir çizgi varmış. Onu yine John anlatıyor. O ışığın renklerinden gözümün bebeğine vuruyorlar. Eğer bir direm ışık gitse o ekrandaki çizgi hareket yaparmış. Hiçbir direm çizgi gitme şey aman ışık gitmediğini görünce çocuklukta görmüş mü diye 3 yaşına kadar da baktılar. Yok. Hiç beyinde görüntü, kayıt yok. Ondan sonra bilim insanları, beyin bilim insanları, beyinle uğraşanlar o tarafa götürdüler. Orada MR cihazına beni yatırdılar, kafamı bağladılar kayışla, içeriye sürdüler. Bir ellerim dışarıda. Türkçe komut geliyor kulaklarıma. Türkçe, bir Elif diye bir kızımız vardı. Orada Türk'tü. O komut veriyor. O da şeyle, profesörlerin söylediklerini. 20 tane küçük böyle şeyler. İşte kaşığından tut, kayığından tut, çizmesinden tut. Bir sürü şeyler. 18 saniye incele deyip elime verdiler. Ama ben yatıyorum böyle. Zaten bir ellerim dışarıda. Kafanı oynatma diyorlar. 18 saniyede incelettirip elimden alıyorlar. Veriyorlar bir şeyi, kalemi, kağıdı elime. Bu şeyin, şunun yarısını kırmışlardı. Çünkü kabartma olması lazım ya, böyle bir şey lazım. Onun üstüne kağıdı koydurup kalemi veriyorlardı elime. Bu ellediğini 18 saniyede çiz. 18 saniyede, hiçbir hata yok. 20'sinden fazla yapınca çıldırdılar. Ya bu nasıl olur? Biz böyle bir şeyi hiç rastlamadık, görmedik. Aynı boyutta çiziyorum bir de, hiç hatasız. 20'sini de çizince araştırmanın sonunda gören bir kişi bir şeye baktığında görsel alanda ışık olurmuş. Ama benim çizmeye başladığım ya da incelemeye başladığım anda görenlerin gösterdiği yeri ışıklandırıyormuşum. Yani parmak uçlarımın göz gibi kullandığımı ve hayal gücümü kullanacak dereceye geldiğimi. Yani görüntü olarak, renk olarak, böyle tam bir şekil olarak değil. Ama 50-60 senenin sonunda parmaklarımla hep böyle kabartmalardan öğrendim çünkü her şeyi. Hep model olarak kullandım. O elledi, sağda ellediğimi sola çizmeye çalıştım. Ve başardığımı da insanlar bana, ya sen mi yaptın bunu, ben, ya git Allah'ın seversen, ya sen yapamazsın dediklerinde hani anladım çizebildiğimi, öyle anladım onu da. Ve dünyada anadan doğma görmeden hayal gücünü kullanabilen, perspektifi yapabilen, gölge ışığı boyutu yapabilen, görme engelli olarak dünyada tek olduğumu bilim adamları söyledi. Yokmuş bir tane daha. 8 milyar mı? Belki de bilmiyorum kaç milyar insan var dünyada. Yani o kadar insandan bir taneymişim yani. Ya benim için harika bir şey ama önemli olan
şu bakın. Engellilik hiçbir şey değildir. Eğer Rabbin sana bir beyin vermiş. O beyni niye vermiş? O beyni kullan, aklını kullan. İyiye kullan, kötüye değil. Bir engelin varsa beynini kullandığın müddetçe kesinlikle o engeli aşarsın. Ha ne oldu? Ben örneğim işte. Ne oldu? Ben beynimi öyle bir kullanıyorum ki gözlerim görmese de dokunma gücüyle görseller dayanan sanatı gerçekleştiriyorum. Ama ressam değilim. Resim yapacağım diye bir şeyim yoktu zaten. Ressam da olamam çünkü resim bilgim yok. Yani ressamlara ayıp olur. Ve beynin çok önemli olduğunu. Beyin, yani engelli kimdir biliyor musunuz? Engelli her şeyi sağlam ama beynini iyi kullanamayan engellidir. Yani bakış açısı mesela bir engelliye bakış açısı seni engelli olup görüp böyle aşağı görmesi bilmem nesi işte o beyni engelli olan odur. Yani bir kişi engeli engel olarak görürse takılır düşer ama engeli basamak olarak düşünürse yükselir. Yani bu bakış açıları çok önemli. Ve ben diyorum ki bir kişi kendini kabullenecek, yapacağı şeyi isteyecek, inançlı olacak, ben bunu yapacağım diyecek, her şeye şükredecek haline, durumuna ve hiçbir zaman bırakmadan sabırlı bir şekilde çalışacak her şeyi. Yani engel mengel, bana kimse kör diyemez. Bana kör diyen adam, gözünü gören biri gelsin, gözünü kapatsın, otursun, beraber resim çizelim. Bakalım hangimiz çizebileceğiz? Orada farkımı görürler. O zaman belli olur. Yani dokunma gücünün ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bir de benim yaptığım şudur. Gören gözlere, hiç görmediğim, görmeyen bir kişinin, yani benim, görmeden gören gözlere beynimde hayal ettiğimi tuvalde gösteriyorum. Yani benim yaptığım olay bu. Ve ben 26 sene evvel John beni tanımasaydı, John Eröncel beni tanımasaydı, bir dahi var Türkiye'de bunu dünyaya tanıtacağım demeseydi, beni hiç kimse tanımayacaktı. Ben çünkü tanınayım, ressam olayım falan, böyle bir şey yok. Ben sadece dünyamı tanımak istiyorum. Ben bu dünyada yaşayıp öleceksem ben dünyamı neden görmeden? Ya o kadar güzel bir dünyadayız ki. Ha bak gözün açılsın mı deseler ben gözümün açılmasını istemem. Çünkü kör değilim. Ya kör değilim. Kör olsam resim yapamam. Resim yaptığıma göre de demek ki körlüğüm bitti. Dokunma gücüyle ben görüyorum. Neden görmek isteyeyim? Eğer görmek imkanı olsa bile kesinlikle istemem. Çünkü benim o kadar güzel bir dünyam var ki her yer yemyeşil, çiçekler, kelebekler, kuşlar, rengarenk ağaçlar, masmavi gökyüzü, bulutlar, köpük köpük dalgalar, denizler. Böyle bir dünyanın içindeyim. Kesinlikle bunu bozmak istemem. Evet, sorunuzu alayım. Siz kendinize ben ressam değilim diyorsunuz ama biz arkanızda çok güzel resimler görüyoruz. Gerçekten çok kıymetli şeyler söylediniz. Gençlere, bizlere yol gösterecek, kendimizi fark etmemizi sağlayacak çok kıymetli doneler verdiniz hayata dair. Biz sizin eserlerinizden birkaç tane görmek istesek. Tabii. O çok önemli. Şimdi bakın. Bu bir tavus kuşu. Bakın suya yansıması bile var. Yani bu bir anadan doğma görmez için çok önemli bir bilgi bu. Yani bunu başarabilmek. Ya kendimi fazla da övmek istemiyorum. Hoşuma gitmiyor ama. Zaten resmini yeterince konuşuyor. Evet.
Belki Çok hani ellerinize uzun olduğu sağlık. için Görünüyor, evet, mesela. gayet. Şimdi bu tamam da şimdi ayrılmayın ekrandan çünkü şu, siz ben yan tutarsam düz çevirin deyin. Tamam değil mi? Bu gayet çok iyi, güzel evet. Hocam, aynen. Tamam. Şimdi size peyzajı nasıl çiziyorum göstereceğim. Bir manzara çizeceğim. Ve hiçbir yerde izlemeyeceğiniz bir şeyi izlemiş olacaksınız. Şunları göstereyim de şöyle fazla vakit kaybetmeden. Bakın yani bir sergiye gitmiş gibi oluyorsunuz şimdi. Gerçekten online sergi geziyoruz. Büyülendim şimdi. Çevrilecek bir şeyi. Çok harika. Peki Eşref Bey, dediniz ya hani iki avucuma alabildiğim şeyleri çizmeye başlayarak, yani çizerek başladım. Yani iki avucunuza sığmayan şeyleri, evet, hayal etmek, yani nehri, denizi, dağı hayal etmek, onları resmetmek nasıl oldu? Şimdi onu size çizerek gösteririm. Tamam. Anlatarak olacak bir şey değil. Ben ne kadar anlatsam boş. Bakayım kaç kaldı? Ha, az kaldı. Bakın, bunları nasıl yapıyorum göstermek için bir YouTube kanalı açtım. Bir YouTube kanalım var. Görmez ressam Eşref Armağan deyince çıkıyor. Hem oraya üye olun bari. Bu fırsat bulmuşken söyleyeyim. Orada bu resimleri nasıl iplerini yapıştırıyorum, nasıl boyuyorum, sıfırdan ne kadar videolarım var. 80 tane videom var. İşte artık meyvelerden tutun, doğadan tutun, nasıl yapıyorum? Sıfırdan bitirene kadar gösteriyorum orada videolarımda. Hem de bu videoları rica etsem dağıtın ya. Biraz sağa sola dağıtın da biraz üyelerimiz artsın. Kanalınızın linkini değil videomuzun mi? Altına güzel olur. Fırsatı bulduk ya. Koyacağız inşallah. Takip etmek isteyenler, tamam, nasıl? Görmez Ressam Eşref Armağan YouTube kanalını takip edebilirler. Hatta orada çok tatlı hikayelerinizden İçeyim bahsettiniz. İçeyim mi şimdi? Evet. Orada bir videolarım var. Orada o, onlar hem bazı keyifli. Üzülürsünüz bazı anılardan, bazı benimle bana diyebilir herkes. Manzara çizim. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde böyle göremeyeceğiniz bir şey. Aman reklam yapıyorum ha. Şimdi izleyeceksiniz. Bakın. Gene bir kağıdımı aldım. Böyle boş bir kağıdımız. Bu da dümdüz bir lastiğimiz. Şimdi gelip de böyle elini süren vardı. Bazen böyle geliyor. Elini böyle sürüyor. Acaba burada kabartma bir şey mi var? Altta bir şey var mı diye. Öyle bir şey. He, yapanlar da var. Şey yapan var. Yani benim yüzüme elini böyle sallayan var yakın yerden. Ben böyle ilginç olaylar var. Şimdi bakın. Hem şimdi görüyorsunuz tam olarak. Şimdi hayal gücü dedim ya. Bilim adamları benim hiç olmayan bir şey. Tıp değişti zaten o yüzden. Hep makaleler, kitaplar, profesörler köşeyi döndü. Bize bir şey yok tabii. Ondan sonra şimdi size anlatarak yapayım, çizeyim. Anlatarak çizeyim. Bakın soldan başladım. Şimdi bunu iyi izleyin. İnşallah izleyenlerimiz çoktur. Bilmiyorum ama. Evet. Şimdi burada bir ev çiziyorum. Evimiz, çatımız. Kalem takılıyor ama idare ediyoruz. İki katlı bir ev bu. Burada bir merdiven var. Birkaç tanelik. Şöyle 5, 6, 7, 8 tane falan basamağı var. Evimizin şimdi kapısını koyalım şuraya. Bir kapıyı koyalım. Şuraya çatı şeyini yapalım. Şuraya da bir penceresini yapalım. Ha, şu bacayı unutmayalım. Şöyle bir baca yapalım. Şöyle kiremit yapalım. Bakın sol elimi çekersem yapamam. Sol elim mihmandarlık yapıyor. Şimdi burada bir pencere yapıyorum mesela, bu yan duvar. Bu yan duvar
eve köşeden bakıyoruz. Burada iki kaçışlı oluyor bu ev. Yani köşeden bakıyoruz, düz bakmıyoruz. Şimdi bu tarafta bir pencere, burada da bir pencere. Allah Allah. Şimdi burada da pencereyi yaptım ama sağdaki pencere büyük, soldaki pencere küçük. Aa, neden böyle oldu? Ha, görmüyorum da ondan mı beceremedim? Yok. Çünkü bu duvar sola doğru kaçıyor. Bu iki pencere aynı büyüklükte. Hani perspektifi konuşuyoruz ya. Sola kaçtığı için öbür pencere aynı büyüklükte ikisi ama biri küçük görünüyor. Çünkü perspektifi kullanıyorum. Şimdi iki ağacın arasında bir ev. Bu koyu yeşil düşünün. Şu yaptığım yeşillikleri. Şunları koyu yeşil düşünün. Koyu yeşil, iki koyu yeşilin arasında beyaz bir ev. Yani kontrast konusundan çok iyi görünen bir şey. Şimdi burada bir perspektif. Burada size çevireceğim sonra düz ama tabii ben kendime göre şimdi çevirdim. Şuradan tepeden aşağı geliyor. Bakın burada da perspektif var. Yol genişliyor. Şuraya bir ağaç koyalım. Mesela şöyle bir ağaç koyalım. Şöyle bir yeşilliklerini de koyalım. İki bölümden oluşmuş. Evet, şuraya bir ağaç koyalım. Şuraya bir yeşillikler. Şurası bir aşağı doğru bir makiler var, bilmem neler var falan falan şeyler var. Şurada bir çizgimiz var. Çünkü burada su var, göl var burada. Şurada göl var. Kalemimde çiziyor mu bilmiyorum ama yani çizmiyorsa bana uyarı yapın bari. Çiziyor, çiziyor. Kalemin ucu, kalemin ucu biraz şey oldu. Şurada iki tane kulübemiz var uzakta ve o suya yansıyor şöyle. Şurada da bir kulübemiz var. Onun da suya yansıyor. Şöyle, efendime söyleyeyim, arkada bir orman var. Orman yukarıya doğru yokuş çıkıyor. Yani yukarıya doğru yokuş çıktığı için ağaçlar böyle görünüyor. Bakın, renk tonları olmazsa bu ormanı, havayı falan yani ayıramazsınız. Bu ağaçların üstüne gelen ışığa göre, işte ışık gelen yerleri, açık diğerleri koyu yaptığınız zaman renk tonu girdiği için şey burası ormandır diye ağaçları tek tek ayırabilirsiniz. Yani o şeyi de bir daha söylemiş oldum. Renk ton olayını. Şöyle yapayım da su olduğu belli olsun şurası. Evet. Şimdi geldik evin arkasına. Burada bir boşluk var. Ya adam görmüyor işte. Ne yapsın orayı bilemedi. Boş bıraktı. Yok. Öyle bir şey yok. Görmesem yapamam resim değil mi ama? Bakın. Şimdi burada perspektif var. Bu da ileri ve aşağı iniyor ve uzaklaşıyor. Çam ağaçları. Şöyle çam ağaçları uzaklaşıyor ve küçülüyor, küçülüyor, bitiyor. Şurada bitiyor. Burada bir boşluk kaldı. Buraya ne yapacağız? Şuraya da şöyle bir dağ yapalım. Şimdi dağı yapıyoruz. Bu gölgeyi niye yapıyorum? Sol taraftan ışık aldık. Bu gölgeyi yapmazsanız bu dağın yuvarlaklığını gösteremezsiniz. Şimdi ikinci boyutu göstermek için buraya bir dağ daha yaptık. Onu da sol tarafını gölge yapıyoruz. Sağ taraftan ışık. Şimdi ortada bir yer mi kaldı? Orada kaldıysa bir üçüncü boyut daha aşağı küçük bir tepe yaparız. Üç boyutlu olur. İşte bu da üç boyutlu oldu. Gene aynı gölge sağda ve sol taraftan ışık geliyor. Tamam. Şimdi şöyle mi göstereyim? Tümünü görebiliyor musunuz? Evet hocam, görüyoruz. Aha. İşte bir peysajı gerçekleştiriyorum böyle. Dediniz ki büyük şeyleri nasıl, tabii ki elle nasıl ben kavrayayım kocaman şeyi, dev gibi bir, mesela bir uçağı diyelim. Bir uçak. Bakın yine düz kağıdım aldım. Yine bunun üstüne koyuyorum. Bir uçağı nasıl büyük ama nasıl bilebilirim şeklinin nasıl olduğunu? O da gayet basit. Zaten mantıklı düşünen onu bilir. Kabartma küçük bir çizilmiş şeyi ya da küçük bir oyuncak olarak ya da arkamda gördüğünüz Türk Hava Yolları'nın öyle bir maketi gibi. Gördünüz mü orada? Ben şöyle durdum da. Şimdi değilim, az önce görmüştük. Siz konuşurken evet fark ettim. Şimdi görünmüyor mu?
Şu anda görünmüyor. Şu anda ha, pardon, ben kamerayı öne indirdim. Ya kusura bakmayın, unuttum ben şimdi. Bana doğru bakıyor, kamera bakıyor. Şimdi bakın, uçak. Ya bir görmez koca uçağı nasıl işte. Şimdi şuradan başlıyoruz mesela. Uçak çizeceğiz. Evet. Şurada bitti. Şimdi diyorsunuz ki Allah Allah, bu ne ya, böyle uzun bir şey, bu uçak mı olur böyle? Ama oluyor işte. Şimdi burada boş yer bıraktım ya, onun sebebi var. Çünkü burada da bir kanadı var arkada. Bir yukarı kanadı var, bir şey kanadı var. Şimdi burada burada bir kanat daha var tabii. Buradaki tabii daha büyük bir kanat. Evet, motoru unutmayalım. Motoru unutursak bu uçak aynı yerde durur. Evet, motoru da çizdik. Şimdi bu kanat buradan başlıyorsa, şimdi hayal, bak, uçağın öbür tarafını görüyorum şu anda. Eğer burada bunu yaparken uçağın öbür tarafını göremiyorsam öbür kanadı gösteremem yani. Biraz olsun buradan görünecek o. Evet. Şimdi tabii pilotlar benim gibi değil ki, o Nacerela görecek adam. Değil mi? Çizdik. Bir kapısını yapıyoruz, giriş kapısını. Şimdi böyle şeylerin oturduğu yerler işte buraya. Fazla daha bir, bu uçak şey olduğu için daha bir yakın yapmam lazım ama size öylesine gösteriyorum. O şeyleri, pencereleri var. Şurada bir kapı daha var. Kanat biter bitmez. Oradan yolcuların bindiği yer falan falan. Şurada işte aşağıda şey, bagaj kapısı bilmem ne bilmem ne falan var. Evet. Mesela en büyük şeyleri nasıl biliyorum? İşte. Nasıl? Harika görünüyor. Çok güzel. Bu kadar kısa sürede. Ya. Tabii. Evet. Şimdi ben diyorum ki ne kadar vaktimiz var bilemiyorum ama soru alalım mı? Evet. Yorumlardan soru okumak istiyorum ben de. Hemen başlıyorum o zaman. Görmezken resim yapma Evet. Yorumlardan soru okuyorum. Uygun mudur? Evet. Sesim geliyor mu? Ufak bir problemimiz var galiba. Biraz geliyor gidiyor ama şu anda geliyor. Tamam. Görmezken resim yapma dürtüsü ve bu teknikleri öğrenme, keşfetme isteği nasıl oluşmuş acaba? Şimdi ben andan doğma görmez araya geldi. Dünyamı tanımadan kör olarak ölmek istemedim. Ve doğa gücünü kullanarak görselliğe dayanan sanatı görmeden yapmayı başardım. Ressam olacağım, bilmem ne, şunu bunu, ama hep merak var. Yani ne nasıl olur? Düşünün ya, ben bir ağaca, yani böyle sarılabileceğim bir tane, yani görünce etraftan bir tuhaf görürler de, sarılabileceğim bir büyük ağaca sarılıp kulağımı dayayıp gövdesini dinlerim. Madem ki bunda yaşam var, acaba içinden nasıl bir ses geliyor? Onu bile merak ederim. Yani bunu kaç kişi yapmıştır bilemiyorum ama artık dışarıdan gören ne düşünür, beni hiç ilgilendirmez. Ben o ağacın içinden ne ses geliyor onu bakarım. Yani benim için önemli olan odur. Bakın bir de şu var, görme engelliler için bir
sıkıntıdır bu. Ama tatlı sıkıntı. Bir gün şeye gittim, bankaya gittim. Arkadaş, bir kalabalık. Ama yürümeme imkan yok, kalabalık. Bir basamak var, inemiyorum. O kadar kalabalık. Bekliyorum, orada bir bayan geldi. Amca ne vardı? Ya faturalarım var, şunları ödeyeceğim, bana şey yapar, yardımcı. Aa, ben memurum dedi. Ay yavrum, çok güzel, teşekkür ederim dedim. Bana yardımcı olursun. Tabii tabii dedi. Ver dedi parayı, verdim. Kağıtları ver, verdim. Sen burada bekle. Arka taraftan kimse görmesin. Arkada bir makineden birisinde halledip sana dekontları getireceğim. Ben bekle burada, bekliyorum ben. O kalabalığın içinden bir delikanlı, ya bak amca orada duruyor ayakta, olur mu öyle? Yani bir ayıp oluyor falan diye. Yerini kalkmış, beni tuttular. Gel amca, burada yer var diye. O kalabalığın içine sürdüler, daraşmalık böyle oturttular. Ben şimdi oturdum, her yer dolu. Önüm, arkam, yanlar. Oturur oturmaz sol tarafımda bir bey. Merhaba, nasılsın dedi. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız dedim ben de. Onun şey konuşmasını tipte böyle konuşuyorum. Ya dedi, ben dedi 10 dakikaya kadar dedi para işini hallediyorum dedi. Ha, iyi yapıyorsun dedim. Bankada o işe yarıyor zaten dedim de. Ya bana niye söylüyor? Tanımadım, sesi de tanımadım. Niye bana söylüyor? Hiç anlamadım. Ya dedi, sen dedi çok kafana takıyorsun. Allah Allah. Dedim herhalde bir ya aklında bir şey var. İdare etmek lazım. Kalabalıkta kaçacak yer de yok. Tamam, haklısın ya. Ben çok şey yapıyorum ya. Ben kuruntulu adamım ya. Ben işte filan öyle şey yapıyorum. Bak dedi, sen şimdi dedi Bakırköy'de dikili taş var ya dedi. Dedi. Oraya gel dedi. Parayı çekeceğim. Sana istediğin kadar vereceğim dedi. Allah Allah. Ben senden para mı istedim beyefendi? Ya bana ne para veriyorsun? Ben seni tanımıyorum bile. Ya niçin bu parayı veriyorsun bana? Ha, çok vermek istiyorsan kalabalık burada, herkes şahit, ver yani madem. Beni niye oraya, yağmur havada, ben bastonla buraya zor geldim ya. Dedim, bir şey dıt etti. O banka yatıyor yere gülmek herkes. Ya niye gülüyorsunuz? Ya adam cep telefonla konuşuyormuş, ben ona cevap yetiştiriyormuşum. Bir günde şey oldu, yoldan böyle karşıdan karşıya gideceğim. O zaman Fındıkzade'deyim. Fındıkzade'nin böyle yolu siz bilmezsiniz. Şimdi raylı sistem var orada. Evvelden İETT otobüs yoluydu, sağ ol, gidiş geliş. Bir de normal araba yeri. 4 tane yol vardı. Ya geçeceğim, kimse yardımcı olmuyor. Kime söylesem ya gelip de tamam dayı gel senin koluna girip geçireyim demiyor. Böyle ayağımla kenarı buldum. Şimdi bastonla böyle bekliyorum. Şöyle arabalar bir yavaşlasın, ben atlayacağım yola. Tam böyle niyetlendim, birisi koluma girdi. Ya bak, EF'ten de karşıyam, geçiyorum bak. He dedim, karşıya geçiyorum dedim. Ne beraber geçelim, geçelim dedim. Bir daldık yola, kıyamet koptu. Arabalar birbirine bindi, minibüsler, otobüsler. Nasıl bir gürültü, nasıl bir şey. Allah'ım yarabbim. Yahu birinci yolu geçmişiz. Orada geçit varmış. Geçidin altında otobüs durağı varmış. Kaldırım böyle yüksek bir yer geldi. Ben korkuyor mu ezileceğim diye. Atladım çıktım. O kolumdaki de atladı. Otobüse binmişiz. Arkadan iteklediler. Geriye dönemedik. Kalabalık itekliyor. Geriye dönemiyorsun. Kalabalık zaten. Anam, ben şoföre kadar yapıştım. 2 basamak, 3 basamak yapıştım şoföre. Şimdi arkamdan geçsinler de ben ineceğim geriye. Hep aklımda şimdi şey yapıyorum. Şimdi şoföre dövdü, böyle dokunuyorum ya omuzuna. Omuzu şöyle olunca, ha bu bana bakıyor galiba dedim. Ha dedi ki, sen nereye ciddiysin dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Ha bu karşıya gitmeyi, Eminönü'ne kadar ciddi dedi. Benim Eminönü'nde işim yok, ben bu yolun karşısına geçiyorum dedim. Ha buna ne pindin dedim. Dedim yanlışlıkla pindim dedim, görmüyorum dedim. Uy, ulan niye görmüyorsun dedi. Ya bırak, niye görmüyorum dedim ya. Sen dedim hareket etme. Tamam mı dedim. Ben ineceğim aşağı dedim. Bak hareket etme, gitme dedim. Ondan sonra böyle üstümüz sıyrıldı. Millet çık bağırıyor. Şöyle biz inme aynı kapıda. İndik paldır küldür. Öbür yolda kıyamet koptu arabalar. Nasıl geçtik ya Rabbim. Allah'ım dedim, gittik ya biz, bittik. Dedim hemşerim, niye sağına soluna dikkat etmiyorsun sen ya. Keba dedi, ben görmüyorum be abi dedi. Senin ben de görmüyorum.
Ya Allah, koca İstanbul'da. Yani bu görme engelli olunca böyle şeyler başımıza geliyor. Onu söylemek, anlatayım dedim size neşe olsun diye. Ay çok Evet, teşekkür ederim. Ben gülmekten sorularımız artık gözlerimden yaş geldi. sorumuz var mı? Evet, bir tane daha okuyacağım hocam. Bir izleyicimiz demiş ki, Eşref Bey parmak uçlarınız ile gördüğünüzü söylemiştiniz. Rüya görüyor musunuz? Görüyorsanız eğer şu soruyu sormak istiyorum. Doğuştan görme engelli olup harika ressamken rüyalarınızın içeriği nasıl? Şimdi anadan doğma görmeyen bir kişi beyinde görüntü olarak hiçbir şey olamaz. Çünkü göz görmediği için aynı bilgisayara bir şey yüklemezsin, ekranda hiçbir şey göremezsin. Aynı o şekil. Benim rüyamda görüntü diye bir şey yok. Ama şu andaki gibi. Görmüyorum ama şu kalemi tutuyorum. İşte kalem. Ucunu tutuyorum, dibini tutuyorum. Şu lastiği buraya elliyorum. Sizle konuşuyorum, sesi duyuyorum. Buraya dokunuyorum. Benim rüyam şu andaki gibi aynı. Benim bir özelliğim şurada, onu bilim adamları çözdüler işi. 60 senenin sonunda kabartma çizgileri ellemek suretiyle resim yapma sebebiyle hayal gücüm çizgi olarak çalışıyor. Yani çizgi olarak görüyorum. Ellediğim bir şeyi çizgi olarak görüyorum. Hayal ettiğimi çizgi olarak görüyorum. Böyle normal bir görüntü, renk bir şey yok. Mesela eğer ki ben hayal gücümü çalıştıramasaydım resim yapamazdım. Resim yapan bir kişi düz hiçbir şey yokken tuvalde resmi hayal edip göremiyorsa o resmi yapamaz. Hayal gücü grafikerlerinde böyle içinde böyledir, ressamlar içinde böyledir. Hayal edemediğin bir şeyi çizemezsin. Çünkü resim olmadan görmen lazım. Hayal edip önce resmi gerçekleştireceksin, sonra tuvale dökeceksin. Benim olayım o. Evet. Bir tane daha soru alalım istersen Ayşe. Tabii Soru tabii. vaktimiz de daraldı. Hemen okuyorum. Ben okuyayım istersen. Bir tane buldum ben. Aslında sizin de ben daha önceki konuşmalarınızda böyle bir şey anlattığınızı biliyorum. Bir izleyicimiz de sormuş. Bazen anlayışsız insanlar görme engellilerle konuşurken bağırarak konuşur. Bir şeyler gösterir, bunu da mı görmüyorsun tarzında sorular soruyor. Sizin bunlara tepkileriniz ne oluyor? Şimdi ben bir olayla anlatayım bunu. Şimdi biz John'la bütün dünyayı dolaştık. John olmasaydı zaten beni şimdi de siz tanımayacaktınız. Ben şimdi burada konuşmayacaktım. Tamam. John'un çok büyük rolü var bu işte. Şimdi uçağa bindiğimiz zaman koridorlar çok dar. Yani iki kişi gidemez. John'a diyorum ki mesela sen önden git. Ben ellerimi omuzuna koyuyorum. Hangi numara koltuk geldiğinde o taraftaki omuzunu şöyle bir hoplat. Ben gireyim araya. Öyle yapıyoruz. Şimdi o hoplattı omuzunu. Ben girdim cam kenarına kadar sıyırdım. Oturdum. Hostes geldi. John'a diyor ki beyefendinin gözlerinde problem mi var? John'a soruyor sessiz ama. Beyefendinin gözlerinde problem mi var? John böyle durdu şimdi. Yok. Hiçbir problem yok. Çünkü gözü de yok dedi. Göz olmayınca problem olur mu? Şimdi şaşırdı şimdi hostes. Peki kahve içer mi? Ya niye dedi bana sessiz Size söylüyorsun? Adam orada. Sor. Bana döndü. Beyefendi kahve içer misiniz? diye bağırdı. Dedim ki ya niye bağırıyorsunuz? Ben sağır değilim ki. Ya normal söyleyebilirsiniz. Niye bağırdığını anlamadım. Öyle şeyler oluyor. Ya mesela yolda giderken birisi yardım etmek istiyor. Mesela arkadaşından konuşurken işte şöyle böyle bilmem ne bilmem ne bana dönüyor. Sen de tarafa gitmek istiyordun. Ya niye bağırıyorsun? Arkadaşınla konuşur gibi bana da öyle konuş.
Yani onu fark ediyoruz biz. O görmeyince kulağı duymuyor gibi düşünüyorlar. Ondan oluyor o. Evet, sonra aslında alalım. Halbuki tam tersi. Sizin diğer duyularınız bizden çok daha gelişmiş. Yani evet, dokunma duyunuz aşikar ama diğer duyularınız da eminim ki bizimkilerden Bakın, çok daha gelişmiştir. Bakın, gören bir kişi çok az duygularını kullanır. Yani gözünün gördüğünü beyne verir ve görüntüyle bir takım komutlarla beyninde falan hareket edeceği bir şey ne yapacaksa yapar. Ama biz bütün hislerimizi kullanırız dışarı çıktığımız zaman. Yani kokuyu hissetmeye çalışırız, rüzgarı hissetmeye çalışırız, ayağımızın bastığı yeri, yağmur mu var, ıslak mı, çamur mu, bir çiçek mi var? Mesela bazen öyle bir olur ki birisi geçti. Aa, Mehmet Bey geçti. Çünkü onun parfümünün kokusunu biliyorum ya, Mehmet Bey'in bile geçtiğini hissederim. Yani görmekten daha güçlü gibi geliyor bana. Çünkü bizim bütün duyularımız harekete geçiyor. Çevremizi anlamak için ne tarafa yürümemiz gerekiyor. İşte bastonumuzun dokunduğu yer, kaldırım takibi. Yani bu görenlerle çok ayrı bir şey. Bir de şu var. Mesela bazı öğretmenler görme engellilere bir şey öğretmek istiyor. Şimdi bir gören öğretmen görme engelli çocuğa o görmez olarak, yani onun ruhunu, yapısı, düşünce yapısını, o anki ruh halini kendi gördüğü için ne durumda olduğunu tahmin edemez. Yani öğretmen o görmezin moduna girmesi lazım. Ya gözünü kapatacak, bir şey yaptıracaksa, yani ben gözümü kapatayım da ona yaptıracaksam ben bir bakayım yapabilecek gibi bir şey mi? O yapar mı yapamaz mı? O görmezin moduna girmesi lazım. Çünkü görerek düşünme görmeyenin düşüncesiyle çok zıt. Yani çok zor bir olay bir şey öğretmek. Çok ben teşekkür ne dedim ya? Ederiz. İyi oldu mu? Çok güzel söylediniz. Biz çok iyi anladık. Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten bu akşamı çok keyifli geçirmemize ama aynı zamanda da çok güzel dersler almamızı sağlayacak bir program yaptık sayenizde. Çok teşekkür ederiz tekrardan programımıza icabet ettiğiniz için. Rica ederim. Ne demek? Eğer bir faydam olduysa ne mutlu bana. Yani bu fırsatı verdin. Ben de tabii sizlere teşekkür ediyorum. Beni tüm izleyenlere hayırlı Ramazanlar ihsan ediyorum. Sağlık diliyorum. İnşallah şu şeyden, virüsten kurtuluruz ya Rabbim. Bize yardımcı ol ya Rabbim. İnşallah hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka program